Dostlar selamlar. Hepimiz için zorlu günlerin ardından yayın hayatımıza bizim de devam etmemiz gerekiyor. Çünkü futbol bizi bir arada tutan, belki de psikolojimizin başka yerlere dağılmasını sağlayan en önemli aktörlerden biri. Ülkece büyük bir yıkım yaşadık. Bu yüzden tekrar tekrar depremde yuvası yıkılan, yakınlarını kaybeden sesim titriyor. Herkese geçmiş olsun dileklerimizle, başlarının sağ olsun dileklerimizle yayına başlayalım. Fenerbahçe günlüklerini daha sık çekmeyi planlıyorduk. Ama malum süreçte ne biz buna hazırdık ne izleyici olarak sizlere bu motivasyon en azından olabilirdi. O yüzden en azından herkesin yavaş yavaş yayınlara dönmesiyle beraber biz de dönmeye karar verdik ve Şubat ayı ile Mart ayı gelirimizi tabii ki depremzede ailelerine bağışlayacağız. O yüzden şu an izliyorsanız sizin de en ufak bir katkınız olacak demektir. O yüzden her izleyene şimdiden teşekkür etmiş olayım. Türkiye'deki bütün futbol takımları ellerinden gelen yardımları nasıl yaptığını hep beraber gördük. Fenerbahçe'de tırlarını da çıkardı. Stadın üstünde kan bağışı vardı. Altında tırlar çıkıyordu. Yani çok önemli günlerden geçti Fenerbahçe kulübü de. Hani hep taraftar bağırır ya, taraftar olarak tribünlerde bağırırız ya, Türk'ün kalbi sen ne atar diye. Özellikle böyle dar günlerde, sıkıntılı günlerde Fenerbahçe taraftarının da nasıl sorumluluk aldığını hep beraber gördük. Tabii artık ligler başlıyor. Şimdi 25 Şubat'ta ertelenen Konya maçı var. Sonrasında 3-4 Mart'ta itibariyle çok sıkışık bir fikstür oynayacak Fenerbahçe. Hatay Spor'la Antep'in durumu var. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Bunlardan alınacak oyuncuların Türk statüsünde sayılacağı, yani 8 artı 3 olan sahaya 3 Türk sürebilme hakkının Hatay ve Antep'ten alınacak yabancı oyuncular alındığı takdirde 9 artı 2 olarak revize edileceği kararı açıklandı TFF tarafından. Ki Hatay ve Antep'in de oyuncularını kiralık gönderebilmesi açısından önemli bir karardı bu. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir, Adana Demir takviyelerini yaptılar. Fenerbahçe'den bu video çekildiği anda henüz transfer son günde çekiliyor. Henüz TFF'de uzatma kararını açıklamadı. FIFA'ya başvuruldu Mart'a kadar uzasın diye ama şu an 18 Şubat itibariyle çekiliyor video. Ve Fenerbahçe henüz böyle bir diğer takımlardan oyuncu transfer etmedi. Bertuğ Yıldırım'ın ismi çok geçti. Antalyaspor'a kiralık gitti oyuncu. Bu noktada Bertuğ'u da anlıyorum. Bertuğ tabii ki genç 20 yaşında bir forvet olarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi istemiştir. Zaten 4 aylık gidecek ve ya Fenerbahçe'ye geldiğinde önünde zaten bir dünya forvet var. Serdar Dursun'un forma şansı bulmak için çabaladığı, forma şansı bulamadığı bir Fenerbahçe'de Bertuğ'un oynama ihtimali ne yazık ki düşüktü. O yüzden ya geleceğe yönelik Fenerbahçe onu alıp kiralasa belki mantıklı olabilirdi ama diğer takımlar daha çok anlık faydalanabileceği isimlere yöneldiler. Mesela Galatasaray Adekugbe'yi alarak Zaniolo'nun önünü açtı. Zaniolo'yu oynatabilir hale getirdi. Beşiktaş'ın Maxim transferi yine bence orta sahada fark yaratabilecek bir transfer. Başakşehir Figueiredo'yu mesela bonservisiyle aldı ki Figueiredo ligde underrated diye tabir ettiğimiz çeşitli goller atabilen, golle el pazesi çok geniş bir oyuncu. O yüzden Başakşehir'e muhakkak katkı sağlayacaktır. Benim bu noktada Fenerbahçe'den beklediğim hamle daha çok kaleci hamlesiydi mesela. Acaba Altay'ı rekabete sokacak bir Günay veya Erce kardeşler hamlesi gelir mi diye beklemiştim. Çünkü Altay tabii ki sözleşmesinin son döneminde 3 ay sonra sözleşmesi bitecek ve yani yer yer dalgalanan performansı da taraftarın ve Jorge Jesus'un muhakkak kaliteli bir yedek, oynayan bir yedek arayışına sokmuştur diye düşünmüştüm kendi adıma naçizane. Ama Günay Kasımpaşa ile anlaştı. Günay zaten olmaz. Erce kardeşler henüz bir yerle anlaşmadı. Altay'ın en azından şu kısa 4 ayda rekabete girmesi, üst üste oynanacak maçlarda arkasında bir tane daha oynamış, Süper Lig'de üst üste maç oynamanın farkına varan bir kalecinin olması fark yaratacaktır. İrfan Can geçen sene Göztepe ile böyleydi ama İrfan Can da Altay'ı kesebilecek ışığı henüz taraftara verdi mi? Bu da soru işareti. O yüzden şu kısa 4 aylık periyotta aslında böyle bir kiralama bekledim. Hazır kiralama ücreti vesaire de olmayacakken. Bakalım yani belki FIFA'dan gelir onay ve en azından Türkiye için transfer uzar ama Fenerbahçe henüz Antep ve Hatay tarafından ligden çekilen takımlardan kiralama hamlesi yapmamış gözüküyor. Diğer taraftan süreçte Fenerbahçe'nin Chelsea'nin oyuncuları Ziyech'le ilk önce ismi çok anılmıştı. İşte Ziyech'in son dakikada Paris Saint-Germain'e gidememesi,
acaba 6 aylık bir kiralama hamlesi gelir mi Fenerbahçe diye çok yazılmıştı. Son 1-2 gündür de Aubameyang ismini sık sık görüyorum. Aubameyang Ziyech'ten farklı olarak Ziyech'i aktif olarak kullanıyordu Chelsea ama Aubameyang'ı özellikle son dönemde çok kullanmamaya başladı. Bu noktada şu önemli. Sosyal medyada sık sık gördüğümüz dedikodu şuydu. Aubameyang Barcelona ile çıkmıştı ligin ilk maçına. 82'de Alba'nın yerine girmişti. Barcelona forması giydi. Chelsea'de forma giydi. Üçüncü takımda forma giyemez diyenler var. Türkiye Futbol Federasyonu özel izin verecek diyenler var. Bu kural sadece kendi ülkesinde geçerlidir diyenler var. Yani burada da bir bilgi karmaşası var. Aslında Yusuf Demir'in Kasımpaşa'ya kiralık haberine benziyor. Kasımpaşa tarafından çok doğrulanmadı haber. Ama işte Süper Lig'e kiralanabilir mi? İşte Yusuf Demir tekrar 3. takım olarak buna benzer bir durum söz konusu. Bu dedikoduların dışında Aubameyang'ın en azından Fenerbahçe'ye gelir gelmez kısmında Fenerbahçe'nin sanki bir öne çıkan yıldız isme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacağız diye çıktığınız yolda 9 puan şu an bir maçınız eksik olsa da 9 puan öndeki rakibiniz Zaniolo'yu aldı. Zaniolo gibi bir yıldızı aldı. İşte Di Maria'yı almaya çalıştı Fabrizio Romano'nun haberlerine göre. Bununla beraber Rusya'dan Zakaryan'ı, Wonderkid'i kovaladı. Alma durumu hala var. Yani Galatasaray tarafı, şampiyonlukta yarıştığınız taraf hamleler yaptı. Beşiktaş tarafı kadroyu yeniledi. Yani birçok ilk 11'e direkt takviye yaptı Süper Lig özelinde de. Sizin de Osterwolde dışında sanki lider oyuncu, özellikle sıkışan savunmaları açmada öne çıkan bir oyuncuya ihtiyacınız var gibiydi. Bu forvet miydi tartışılır, öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben daha çok bunu mesela 4-4-2'de kanat forvet olarak veya tekli forvette 4-2-3-1'de kanat forvet olarak bir kanat kilit açıcı rolünde böyle bir oyuncu düşünürdüm. Ama Fenerbahçe taraftarının da o şeyi kaybettiğini görüyorum sosyal medyada. Tabii ki galibiyetler gelirse Fenerbahçe taraftarı hemen bu rüzgarı tekrardan alacaktır arkasına ama yani şampiyonluk yolunda direkt rakibinin yaptığı hamleler sanki Fenerbahçe taraftarını futbol anlamında düşürmüş gibi. Bu noktada Fenerbahçe'den de transfer gelecek mi bilmiyorum. Ama Aubameyang ismi sanki daha sezon sonuna kalabilecek bir isim gibi. Yani hem şu 3 kulüp mevzusunun çok iyi irdelenmesi lazım. Ben de tekrardan araştıracağım. Ya şu an Futbol Federasyonu'na soramıyoruz. Sorsak bile şu an malum sebeplerden biriyle muhatap olabilmemiz çok zor. Ama işte kendi liginde diyenler de var. Yusuf Demir'in olayına benzer bir durum söz konusu. Aubameyang'ın kariyeri boyunca neredeyse 20 golün aşağısına düştüğü sezon yok gibi. Bu yüzden katkı verir vermezden daha çok sanki alınabilir mi? Alınırsa direkt Fenerbahçe sisteminde kimi keser? Bu maksatla düşünmek lazım. Ziyech bana kalırsa daha doğru bir rol. Hem savunmayı açma konusunda. Çünkü Fenerbahçe'nin gol atma sorunundan ziyade o kapalı savunmayı açma sorunu var. Ama Ziyech almak da çok kolay olmayacaktır gibi. O yüzden yani transferin son günü uzatılırsa da bakıp göreceğiz bu konuda. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Gambiyalılarla devam edelim. Jorginho ile de 3 yıllık sözleşme yenilendi. Fenerbahçe 2-3 yıldır geleceğe dair net adımlar atılıyor. Mauro Yeşilırmak da bunlardan biriydi. Daha önceki yıllarda işte Brahiç de bu şekilde alınmıştı. Fenerbahçe özellikle Türk oyuncuların yanında yabancı kökenli oyuncuları da altyapıdan kadrosuna katıp onlara da orada şans veriyor. Yani Yusuf Endiaşmiyen'in hikayesi gözümüzün önündeyken yani Galatasaray'a işte denenmeye çıktı, beğenilmedi. Yeni Malatya'da kendine çok çalışarak bir kariyer inşa etti. Başakşehir'de neler yaptı ve sonunda ciddi bir bedel kazandırarak hem Türk futboluna hem Başakşehir'e Fransa Ligi'ne transfer yaptı. Yani Endiaşmiyen örneği gözümüzün önündeyken bu örnekler bence fazlasıyla olumlu. Bu noktada tabii ki oyuncuların yaşının doğru tespiti önemli. Özellikle Afrika'dan alınıyorsa. Oyuncuların yetenekleri eğer varsa muhakkak öne çıkacaktır. Ben bu deneme yanılma yollarına kesinlikle olumsuz bakmıyorum. Fenerbahçe'nin hatta bu denemeleri yapması lazım. Yurt dışında diğer hedef konulan kulüpler işte Benfica'sıdır, Hollanda kulüpleridir, Portekiz kulüpleridir, hatta İtalyan kulüpleridir. Sık sık farklı uluslardan da yabancı oyuncuları getiriyorlar genç yaşta. Hem altyapıda oynamış oyuncu kontenjanına sokuyorlar ileride oynatabildiklerinde onları. Hem de katkı alabildiklerini, şu an takımlarında yer verdiklerini görüyoruz. Bu noktada Fenerbahçe bu işleri doğru yapıyor. Ama bu işlerin meyvesinin toplanması en az 4-5 yıl. Ve 4-5 yıl sonra orada kalıp meyveyi toplayabilmeniz için de Fenerbahçe'nin anlık başarıya ihtiyacı var. Bu yüzden büyük kulüp olma yolunda ilerlemek istiyorsanız bunlarla beraber kadroda direkt eksikleri de gidermeniz gerekiyor. Bu yüzden ben
Gambiyalı oyuncuların, Jorginho'ya 3 yıllık anlaşmanın hepsinin doğru hamleler olduğunu ama bunları daha ön plana çıkartacak, yüceltecek hamlenin de anlık başarıdan geçtiğini düşünüyorum. Jorge Jesus'a ve kadroya ligin ikinci yarısında özellikle dar fikstürde çok çok büyük işler düşecek yine. Kapatırken son konu olarak da Emre Demir'e değinmemiz gerekiyor. Emre Demir çok genç yaşta Türk futbolunda çıktı. Kayseri'de ciddi bir baskıyla beraber kaptanlık pozisyonunu koluna takarak sorumluluk aldı. Sonrasında işte Barcelona kariyeri başladı. Barcelona'da istenilen çok uzağında bir performans sonrası genç yaşında Fenerbahçe ile yeniden anlaşıp Türkiye'ye döndü. Ve Fenerbahçe'den de Samsunspor'a kiralandı ki burada oynaması çok önemli. Samsunspor da hedefleri olan bir takım. Yani Emre Demir'i ligin ikinci yarısında az oynatacaklarsa hatalı bir karardır. Onu tamamen oynattıktan sonra yorum yapalım. Yani Emre Demir'in orada oynayacak kalitesi var mı? Fazlasıyla var. Ama Samsunspor'un sonra ben üst lige çıkma yarışındayım, faydalandırmayacağım oyuncuyu, daha fazla yedekten sokacağım gibi bir anlayış yerine daha ilk 11 oyuncusu olarak oynatması Fenerbahçe herhalde bunu sözleşmeye eklemiştir diye düşünerek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Emre Demir özelinde de seni Barcelona'ya götüren bir yetenek var. Orada dedikodulara göre işte İngilizce, İspanyolca öğrenememen belki, takımdan uzaklaşman, adaptasyon sorunu diye geçiyor ama oraya senin yeteneğin götürüyorsa biraz daha kendinden de verip bazı şeyleri yapman gerekiyor. Rüştü Reçber'in mesela gittiği sezonu hatırlayın. Yani Victor Valdez'in onu altyapıdan gelen bir kalecinin kesmesi kadar tabii ki Rüştü'nün orada yabancı yasağına takılması önemliydi. Ama Emre Demir'de öyle bir durum yok. Eğer oraya adapte olabilsen, onlarla yaşamayı öğrenebilsen sanki Barcelona'da daha uzun ömürlü olabilirdin. Tabii ki çok genç. O yaşlarımı düşünüyorum. Ben de belki yaşayabilirdim bunu. Ama bu noktada Emre Demir'in en azından bundan ders çıkarıp orada yapamadığı vizyonu Fenerbahçe formasıyla yapmaya çalışması gerekecek. Burada da tüm sorumluluk Emre'ye düşecek. Samsunspor maçlarını çok yakından takip edeceğim. Neler yapacağını çok merak ediyorum Emre'nin. Çünkü yeteneği konusunda her onunla çalışan hoca kesinlikle tartışmaya açık değil diyor. Ama işin vizyon ve Fenerbahçe'ye katkı verebilme kısmında ne kadar gelişeceğini merakla bekliyoruz. Fenerbahçe'nin bir başka geleceğe hamlesi olarak geçecek Emre Demir kayıtlara. Umarız Arda'nın liderliğini çekeceği Fenerbahçe'nin 3 yıl sonraki, 2-3 yıl sonraki jenerasyonun bir parçası olur Emre Demir. Taraftar olarak genç oyunculara sempatimiz var ama özellikle zor günlerden de geçtik ve psikolojimizin toparlanması da Fenerbahçe'nin rolü de tabii ki çok büyük olacak. Şu dönemde sanki taraftarın da beklentisi var gibi Fenerbahçe'den. Yani sadece başarıya belki de gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Fenerbahçe'nin maçlarını iple çekiyoruz. O Trabzonspor Basel maçında gördük, izledik. Yani Fenerbahçe'yi de özledik aslında bu süreçte. 25'inde Konya maçıyla başlıyoruz. Transfer 18 Şubat'ta biter mi? Tekrar mı uzatılır mı bilmiyorum ama Fenerbahçe taraftarının umarım umduğu Fenerbahçe'yi Konya maçında ve sonraki dönemde sahada görmeye başlar Fenerbahçe. Sıkışık fikstürlerde ilk yarıda daha iyiydi Fenerbahçe. Umarım bu şimdiki sıkışık fikstüre de yansır diyeyim ve ben müsaadenizi isteyeyim. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.